Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aramıza tüm ofis kurulu başkanı Sayın Alper Kuş katıldı. Ama dışarı çıktı sanırım. Zeki Akal, Erzurum Oda Başkanımız aramızda. Kendisine teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, şu anda 6 konuşmacımız var. 4 oda başkanımız söz istedi. Bir kurumsal başkanımız var, bir de eski devlet eski var. Biz konuklarımıza ne kadar konuşacakları konusunda süre vermeyiz ama onlar ne kadar konuşacaklarını çok iyi bilirler. Onun için Sayın Devlet Eski Bakanım, İFAK Yönetim Kurulu Üyemiz Masum Türker'in konuşmasını yapmak istiyorum. Sayın Divan, değerli milletvekilimiz, onursal genel başkanımız, Tumbuk'un değerli genel başkanı ve üyeleri, değerli orda başkanları, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar ve bizi bugün burada ağırlayan odamızın temsil eden Sayın Orda Başkanımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Biraz evvel tanıtım yaparken şey dikkatimi çekti. Bir grup alkışlarken belli bir grup hiç alkışlamıyor. Neden diye düşündüm. Çünkü biz daha kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereye varmamız gerektiğini bütünlük içinde ele alamamışız. Ele alamadığımız sürece bizimle devlet de oynar, bizimle sizin bir yere gelmenizi istemeyen herkes olur. Oynatılan değil, oynatan olmalıdır. Oynatan olabildiği sürece o mahsebeci mahsebedir. Şimdi bakın biraz evvel bakanları okudular. Mesleğimiz adına Başbakan ve Maliye Bakanı adına üzüldüm. Başbakan telgraf göndermemiş. Maliye Bakanı da göndermemiş. Emin olun ne başbakanın haberi var, ne bakanın haberi var. Ama onun etrafında çöreklenen belli kesimler bizim bu seçimlerde taraf gibi göstermek için canım protesto etmek için göndermediler. Ben bakanlık yaptım. Şu anda da partinin genel başkanıyım. Gelen kimden olursa bir siyasetçi orada ona ilgi duyanlara bakın ben ne yaptığınızın farkındayım demek için mesaj gönderdi. Yani başbakan ve maliye bakanımız bu camia içinde kendi siyasi görüşünü desteklemeyenler mi olduğunu düşünüyor? Onun için mi göndermedi? Hayır. Birileri kendiliğinden işgüzarlık yapınca o işgüzarlığın bizim mesleğimize nasıl yansıdığını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Birazdan size neden Kamu Gözetim Kurumu'nun da Ticaret Bakanlığı'nın da mahkum olduğunu söyleyeceğim. Ve bunu yapmazlarsa o zaman o camiada çalışanlar da bugün başbakanı düşürmek istiyorlar demektir. Bunu teknik olarak size söyleyeceğim. Yetkinizi ve gücünüzü bilin diyeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, buraya gelirken basın danışmanı dedi ki bir duyuru yapalım mı yapmayın dedi. Ben oraya
siyasetçi kimliğine gitmiyorum. Ben şimdi bir partinin genel başkanıyım. Her yerde her zaman söylüyorum. Yarın ayrılırsam eski genel başkan diyecekler. Şimdi bile eski Turmov genel başkanı diyorlar. İFAK'ın şu anda yönetim kurulu üyesiyim, eski yönetim kurulu. Ama öldüğüm gün verilen gazete ilanında hiç kimse bana eski muhasebeci Masum Türker diyelim. Bunun çok iyisi. Sizler de diyecekler. Ama eski şuydu diyecekler. Değerli arkadaşlar, bunu yaşayan bilir. Ben yeminli mali müşavirim. Ama siz biliyor musunuz ki biz bu mücadeleyi, meslek mücadelesini sürdürürken burada bazı arkadaşlarım var. Mali Emini Müşavirler Odası'nın toplantısında konuşma yaparken kürsüden indiğim zaman odanın yöneticisi sen yeminli müşavir değilsin, muhasebecisin hale demiştir. Neden demiştir? Çünkü bir yere gittiğimiz zaman doğduğumuz yeri bırakmayız. Ortamı inkar eden insan hiç kimseye faydalı olamaz. Benim aklım muhasebeciyim bu camiada. Onun için rahat konuşuyorum. Şimdi biraz evvel baktım. İstanbul Sermeme Odası'nın önemini çok iyi kavrayalım. Burada biraz evvel bize seslenen Turmov Genel Başkanı İSMO'nun üyesi değil mi? İSMO'da sekreterlik yapmadı mı? İSMO'da sekreterlik yaptıktan sonra Turmov'a gitti, bizim adımıza genel sekreter oldu. Yeminli sınavına girdi, yeminli oldu. Şimdi Turmov'un genel başkanı. Turmov'un ikinci başkanı, şu anda divanı yöneten arkadaş, bu meslek mücadelesinin ilk yapıldığı yıl, kimseyi bulamazken odamızın yöneticisi değil mi? Genel sekreter yöneticisi değil mi? Divanda, divan başkanlığında oturan Abdülaziz Bey yönetici değildi. Hepimiz uzun süre burada Yücel Bey'i gördük. Demek ki bu odanın bir özelliği var. Turmov'u yönetecek okuldur. Ve bir okul olarak meseleyi iyi taşımak lazım. Yarın bu odadan burada dinleyiciler arasında birisi genel başkan olacak, başkan yardımcısı olacak, götürecek. Değerli arkadaşlar, bunu niye söylüyorum? Geçmişini iyi bilemeyen geleceğini iyi inşa etmez. Sene 1992, o zaman meslek örgütlemesinde hızlıyız. Sayın Mustafa Özürek'le birlikte Turmov yönetimine aday olduk. Ve o gün denetim işini banka kredilerine getireceğiz diye hüküm koymuştuk. Birçok kişi çıktı, girilen seçim bildirgesinin adı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler bildirgesiydi. Bize salladılar, neyi denetleyeceksiniz? Biz tuttuğumuz defteri biz denetlemek istiyoruz dediler. Onlara hoşgörüyle karşılaştı. Dedi ki ya kardeşim, denetçi tuttuğu defteri denetlemez. Denetçi başkasının tuttuğu defteri denetler. Şimdi bugün burada siyasiler yok. Bu ne demektir? İki nedeni var. Bir, ya sizin geleceğinizden korkuyorlar. İki, ya da size son 10 yılda yapılan haksızlığın dile getirilmesinden çekiniyorlar. Bakın, parlamentoda meslektaşlarımız var. Dün bir kanun çıktı. Bu çıkan kanun alkolle mücadeleyi hep öne aldı. Sabaha kadar ve sabah uyandım. Acaba bizim maddeler ne olmuş dedim. Değerli Turmov Genel Başkanı büyük mücadele verip onu alt komisyonlardan kaldırdı. Ama biz bu işi yöneten arkadaşları biliyoruz. İktidar Partisi adına aynen şunu söylemiştik kürsüde. Şu anda bizim sızladığımız, itiraz ettiğimiz, yeminli olmanızı engelleyen düzenlemeyi getirirken bizim de maliye kökenli meslektaşımız, biz size içeride söz verdiğimize ne bakıyorsunuz?
yukarıda böyle değiştiririz dedi. Acaba değişti mi? Eğer o değişirse serbest kökenli yeminli olma olgunuzu en az 5 yıl daha geri gider. Nedir o? 500-600 kişi kalmış vergi müfettişliğinde, bunlara sınav yapmayalım. Kim yapacak? Maliye Bakanlığı sınav yapacak. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sınavın dürüst yapıldığını, doğru yapıldığını kim denetliyor? Turmop'un yaptığı sınavı kim gelip denetliyor? Maliye Bakanlığı denetliyor. Peki onu kim denetliyor? Yok. Bunlar niye yapılıyor? Sizin üzüldüğünüz bağımsız denetim olayının perde arkasındadır. Bilmenizde fayda var. Bir kere şimdiki kamu gözetim kurumunun yönetmenliği sizi kısa bir süre sonra yok etmeyi hedeflemiş bir yönetmenliktir. Hani bazı arkadaşlar biz siyasi ilişki içindeyiz, gittik onlara filan diyorlar. O zaman eve giderken ya da burada internete girebiliyorsanız bağımsız denetim yönetmenliğinin lütfen 16. maddesini inceleyin. 16. maddesinde mali müşavirler diyor ki 4 dersten sorumludur. Yeminli müşavirler 3 dersten sorumludur. Peki diğer bir ders niye var? Biri muhasebe, biri hukuk. Kimin için konmuş o? Ne yapılmak isteniyor? Bunu çok iyi görmek lazım. Bir meslek mücadelesi yapıyorsunuz. Bunu görüyorum. Ama bu meslek mücadelesini yaparken bir meslek ortak politikasına da sahip olmak zorundasınız. Sizin dışınızdaki insanları bu mesleğe gelip girmesini engellemek zorundasınız. Ama yok. Niye yok? Canım biz maliyeye gittik. Beyannameleri uzattık. Biz önce uzattık. Mesajlara bakıp gülüyorum. Uzatmanın faydası bir aya yarıyor. Sonraki ayda zaten hep geçiyor. Kaliteli çalışanlar, kaliteli çalışmayan nasıl edileceğiz? Maliye Bakanlığı sizle oynuyor. Ciddi bir şekilde oynuyor. Ciddi bir şekilde oynuyor. Oynaklar için de aramızda ben sizi koruyorum dediklerine ben seni gözetlerim diyor. Olur mu öyle şey? Bakın değerli arkadaşlar. Biliyor musunuz siz şu anda yasada var. Denetim yetkisini 1994 yılında aldınız. Hem de bütün şirketler için. Mükerrer 227 vergi beyannamelerini imzalamadan önce okusun herkes o maddeyi. Denetim yapma maddesidir. Ön denetim yapma maddesidir. İlk tebliğ de öyle yayınlandı. Hemen apar topar herkes ayaklandı. İlk ayaklananlar kimdi biliyor musunuz? Avukatlardı. Geldiler, akıl verdiler. Sonra ben inat ettim, bu konuda doktora tezi yazdım. Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Çuval içinde bütün verilmiş görüşleri alıp kopyaladım. O gün bize akıl verenler barolar adına bu yetki SMM'lere verilemez diye açıklama yapmışlardı. O gün savunanlar ise hala kürsülerde parlamenterdir. O gün biz bunlara denetim yetkisi verdik diye savunanlar mali müşavirler denetim bilmiyor diyorlar. Oysa siz denetimi biliyorsunuz. Eksiğiniz nedir? Bu denetimi nasıl organize edeceğinize ilişkin bir kurumsal rehber sahibi olmamanızdır. Bu denetimi her gün beyanname verirken her ay yapıyorsunuz. Ama belgesiz yapıyorsunuz. Çalışma kağıdı olmadan yapıyorsunuz. Şimdi bunların size anlatılmasını engelleyen bir el var. Peki